Çanakkale'de 8 bin kişiye istihdam sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımcılara birçok muafiyet ve teşvik imkanı sunan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 91 parsel yer alıyor. 125 milyon liralık yatırımla planlanan ve 1360 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Çanakkale'de sütten peynire, etten balığa, sebzeden meyveye sayısız gıda ürününün işlenip paketlenerek pazarlanmasına imkan sağlayacak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin müdürü Alper Altınok, Ezine OSB'de firmalarımızın bir an önce yatırıma geçmesi için çalışıyoruz. Burada üretilen ürünlerin daha kolay yurt dışına çıkması, Avrupa'ya çıkması hem bölge için hem de burada üretim yapacak firmalar için çok büyük avantaj dedi. Tahsis ettiğimiz firmalara baktığımız zaman birçoğu ihracatçı firmalar. Peynir ve süt ürünleri, süt ve süt ürünlerinin dışında meyve, sebze ve işleme donmuş gıdalar da olacak. Farklı su ürünleri ve yani kedi köpek maması bölgede hiç olmayan bir şeydi. Mesela pet ürünleri burada şimdi onun üretimi başlayacak. Bu anlamda düşündüğümüz zaman bölgeye faydası anlamında hem üreticilerimize, çiftçilerimize, diğer hayvansal ürünleri üretenlerde de çünkü bunların birbirinin atıkları kendilerine ham madde oluyorlar. Bu anlamda ciddi bir avantaj sağlayacak. Tabii pazarlanması noktasında da Çanakkale lojistik anlamında gerçekten çok avantajlı bir konuma geçti. Yani çok avantajlı bir durumdan, kör bir noktadan tamamen Avrupa'ya ve Anadolu'ya açılan bir noktaya geldik. Köprünün faydası bize daha OSB ilk kurulduğundan itibaren taleplerden gelmeye başladı. Talepleri yoğunlaştırdı ve hala biz talep üstüne talep alıyoruz. Yani bugün bir OSB kuracak kadar hala talebimiz var. İstanbul'un Türkiye'nin merkezi durumunda olduğunu, İstanbul'daki yoğun trafik, yerle ve personelle alakalı ciddi pahalılık nedeniyle Çanakkale'nin alternatif bir çözüm olduğunu da dikkat çeken Altınok sözlerine şöyle devam etti. İstanbul biliyorsunuz Türkiye'nin merkezi durumunda ama İstanbul'daki hem yoğun trafik hem ciddi bir pahalılık var yerle alakalı, personelle alakalı. Bunlara da alternatif bir çözüm olmuş oluyor Çanakkale. İstanbul'dan daha uyguna burada yer alıp işletmelerini işletebiliyorlar. O yüzden Çanakkale hem köprü hem Ayvacık tünelleri, Asos ve Truva tünelleriyle ciddi bir kolaylığa, rahatlığa ulaştı. Biliyorsunuz ticarette kolaylık sever, zoru sevmez. O yüzden bölgemiz bu konuda ciddi anlamda diğer illere göre fark atmış durumda. Biz de organize sanayi bölgesi olarak elimizden geldiği kadar firmalarımızın bir an önce yatırıma geçmesi için uğraş veriyoruz, çalışıyoruz.